Ne işin var senin burada? Ayşe için endişeleniyorum. Merak etme, endişelenecek bir şey yok. Sen beni anlamıyorsun galiba. Ayşe ile telefonda bile konuşamıyoruz. Dün konuşurken Kerem duydu, engelledi beni. Bak, öncelikle sakin ol, tamam mı? Sakin falan olamam Ceyda. Kızı orada zorla tutuyor. Şişt. Bak, eğer Ayşe benim her şeyi bildiğimi, onun sonuna kadar yanında olacağımı öğrenirse, belki bana olan duygularını kolaylıkla anlatabilir. Her şeyin bir zamanı var. Böyle yaparsan işler daha da kötüleşecek. Hayır, yok. Ayşe orada acı çekiyorken ben bunun devam etmesine bir saniye bile izin vermeyeceğim. Tamam mı? Lütfen. Ne yaptım ben? Ay Kerem hadi ya. Ay sen mi kadınsın, ben mi kadınım? Ben hazırlandım, çıktım, hala çıkamadın. Ne yapıyorsun? Kravatını 3 tur mu bağlıyorsun? Bozup bozup bir daha mı bağlıyorsun? En son hazırdın yani. Ayşe. Ne yapıyorsun sen ya? Senin ne işin var burada? Ayşe sakin ol, her şeyi biliyorum. Sana yardımcı olmaya geldim. Ne diyorsun sen be? Ne yardım? Bak defol git şuradan, benim sinirimi bozma, defol! Ayşe, bak artık ona muhtaç değilsin, tamam mı? Senin onu sevmediğini biliyorum. Ya ne diyorsun sen? Kafayı mı yedin ya? Bak çık git şuradan. Kerem içeride duyacak. Şimdi her şey kötü olacak. Defol git. Bak gitsene. Sen nasıl girdin hem buraya? Ayşe. Sence ben ondan korkuyor muyum şu an? He? Bu herifin ne işi var burada? Lan sen beni katil mi edeceksin? Ne yüzle hala buraya geliyorsun? Kerem dur. Ne yüzle hala buraya geliyorsun? Kerem dur. Masken düştü Kerem Bey. Her şeyi biliyorum. Ne diyorsun lan? Sen neyi biliyor musun? Dur Kerem. Ayşe Kerem. Sen mi dur? Ayşe'nin seni sevmediğini biliyorum mesela. Ya sen ne diyorsun ya? Saçma sapan kafandan bir şeyler uydurmuşsun. Sen ne diyorsun? Daha da önemlisi bunun sahte, kurmaca bir evlilik olduğunu da biliyorum. Ne? Durdum ben seni. Ne oldu? Kalktın mı? Herkes dur. Duysun bunun sahte, kurmaca bir evlilik olduğunu. Kerem. Kerem! Baba! Nasıl baba? Baba!